Var, başlattı. Aşağıda lütfen bakın, burada kırmızı yeşil, kırmızı yeşil, bakın benim fare işaretçimi perdeden görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil yanıp sönen düğme var. Bu kayıtta olduğumuzu gösterir. F9'a basarsanız yukarıdaki fonksiyon tuşlarından F1'den F12'ye kadar fonksiyon tuşlarından F9'a basarsanız kayıt tekrar başladı. Dikkat ediyor musunuz? Şuradaki, bakın ben şöyle göstereyim. Kırmızı yeşil, kırmızı yeşil olarak şurası yanıp sönüyor. Kırmızı yeşil olarak şu kırmızı yeşil yanıp olarak sönüyor. Eğer ben bu kaydı, F10'a basarsam bu tamamen durur. F9'a tekrar basıyorsa bastım. Perdede bu Camtasia logosunun kırmızı ve yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil şeklinde yandığını siz de izliyorsunuz. Demek ki Excel sayfasını kaydetmeye başlayabilirim. Burada doğrusal amortismanı açıklıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hücre seçeriz. İkinci iş olarak Ctrl X tuşuna basarız. Menüde finansalı seçeriz ve tıklarız. Ve işlevlerde de doğrusal amortismanı tıklarız. Tamam deriz. Maliyet satırında fare işaretçisinin kıpırdadığını görüyoruz. Bunu görmek çok önemli. Ondan sonra maliyet neyse gidip o hücreye işaret edelim. Ediyoruz. Ettik. Ve 30.000'in gerçekten bu satıra intikal ettiğini, nakledildiğini, kaydedildiğini de gördük. Sonra hurda değer satırına geliyoruz. Fare işaretçisini orada kıpırdadığını görüyoruz. Ondan sonra ancak 7500 rakamının bulunduğu hücreye gidiyoruz. Ve onu da oraya kaydetmiş olduk. B3 mevkiindeki bölgesindeki bir değer olarak 7500'ü kaydettik. Ömür satırına geliyoruz. Ömür değeri neyse ki 10 yıldır ömür değerini, ömür satırında fare işaretçisinin kıpırtısını gördükten sonra faremizi götürüyoruz. Ne yapıyoruz? 10 rakamın üstüne işaretliyoruz. Bunu da kaydettik. Ve bize şimdi küçük yazılarla okuyamıyorsunuz ama tamam dersek hücremizde bunu göreceğiz. Bakınız 2250 TL olarak değerin, doğrusal amortisman değerinin ortaya çıktığını pek güzel ispat ettik. Ve doğrusal amortisman hesabı da bundan ibarettir. Şimdi buradan çıkmanın yolunu gösteriyorum. Hemen yapacağımız şey F9'a basmaktır.